Sevgili seyirciler, yeni bir Beşli Bir Kamp programına hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'nin başına bela olan iki yaptırımı konuşarak programa başlayalım. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan Avrupa Birliği bu hafta Türkiye'ye bir yaptırım uygulayıp uygulamamayı konuştular. İlk durak Avrupa Birliği'ydi. Özellikle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde kendisini meşrulaştırmak için Türkiye'yi bir kenara sıkıştırmak için uyguladığı taktikle Avrupa Birliği'ne bir yaptırım kararı çıkarttırmaya çalıştı Yunanistan. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinde aklı selim hakim oldu. Ve de şimdilik Türkiye'ye yönelik herhangi bir yaptırım çıkartmak yerine Mart ayında bir kez daha duruma bakalım dediler. Yani Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in bütün baskısına, Fransa'nın başkanı Macron'un bütün lobilerine rağmen Avrupa Birliği aklı selimin yolunu tercih etti ve Türkiye'ye herhangi bir yaptırımı şimdilik uygulamadı. Böylece hep beraber rahat bir nefes aldık. Gelin görün ki Avrupa Birliği'nde bunlar konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'nde de geleceğe söylenen, olacağı söylenen yeni bir yaptırım paketi konuşulmaya başlandı. Trump yapmaz, önüne konmaz denilen yaptırım paketi önüne kondu bile. Konu Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini alıp onları kullanmaya başlanması. Amerika Birleşik Devletleri siz bu füzeleri alamazsınız diyor. Türkiye de diyor ki biz sizden Patriot istedik Türkiye'yi savunmak için, onları bize satmadınız. Şimdi gittik Ruslardan bunu aldık, size ne diyor. Amerika Birleşik Devletleri ise hayır, bir NATO üyesi olarak Rusların bu sistemini entegre edemezsiniz, ederseniz biz size ambargo uygularız diyorlar. Ambargonun adı da CATSA. Nedir bu CATSA? Gelin isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'ni en iyi bilen isimlerden akademisyen Sayın Burak Kunta'ya soralım. Burak Bey, CATSA yaptırımı denilip duruyor. Nedir bu CATSA yaptırımı? Bir kere CATSA yaptırımlarından önce CATSA yasasına bakmak lazım. Temeli bunun 1970'lere kadar dayandırabileceğimiz temellerini. Ama 2017 ile birlikte İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya bazlı bu ülkelerden gelecek askeri ticari tehditleri önüne geçebilmek için bu ülkelerle çok basite indirgersek, yani çok detayı var ama çok basite indirgersek, bu ülkelerle yapılan askeri ticaretlerde üçüncü ülkelerin veya kurumların Amerika'nın ulusal silah sanayini, ulusal güvenliğini riske atma durumlarında bu ülkelerin içerisindeki kişi veya kurumlara uygulanacak yaptırımlar grubudur diyelim. Şimdi bu dönemde, yani Aralık ayı içerisinde genelde Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesi, savunma bütçesi onaylanacağı döneme denk geldiğinde hep CATSA ile bu bir tutulur, karıştırılır. Niçin? Çünkü bu defense budget diye tabir ettiğimiz savunma bütçesinde eğer bir risk teşekkül ediyorsa Amerikan savunma sanayine, burada Türkiye'nin de bulunduğu gibi işte S-400 alınmıştır. Farzı misal Türkiye özelinden bahsediyoruz. Bu Amerikan savunma sanayisi açısından risk oluşturabilir. Dolayısıyla Türkiye'ye bu yaptırımlar uygulanmalıdır diye zaten mevcut olan bir yasa büyük bir bütçenin içerisinde bir referans noktası olarak gösterilir ve başkan bunu uygulamakla mükellef bırakılır çıktığı takdirde. Ha tabii buna da her zaman Amerikan devlet sisteminde hani internetten bakıp CATSA nedir deyip cevabını almak kolay da bir de tabii mütalaalar vardır. Yani anayasanın ve kanunların dışında mütalaalar vardır. Waiver dediğimiz bunları hariçte bırakabilecek, başkana tanınmış ya da tanınmamış ama başkanın kullandığı bazı haklar vardır. CATSA yaptırımları özetle belli maddelerden oluşan, bunların içinden minimum 5 tanesinin seçilmesi beklenilen, aralarında açık söylemek gerekirse ağır maddeler olan, daha orta dereceli maddeler olan ve netice itibariyle hafif maddeler olan bir yasa tasarısıdır. Bu CATSA yaptırımları kime uygulanıyor, nasıl uygulanıyor? Şimdi CATSA kapsamında Türkiye neden alınıyor? S-400'lerden dolayı alınıyor. Çünkü Türkiye S-400'leri Rusya'dan almasıyla hele bir de kullanma durumu vuku bulduğunda bir Amerika'nın ticari olarak, askeri ticari diyelim buna, olarak rakibi olan Rusya'dan bir mal alarak Amerika Birleşik Devletleri üretimini zarara uğratıyorsunuz. İkincisi, Amerika'nın potansiyel olarak kullanmış olduğu yazılımlar ve o savunma sisteminin diğer unsurlarıyla birlikte içine bir Rus sistemi sokarak bunu riske ediyorsunuz gibi gibi askeri
noktalar, ticari noktalar, istihbarati noktalar birleştirilerek bir ortaya çıkan teori oluşuyor Türkiye aleyhinde. Tabii buradaki mesele şu, bunların hepsi çok göreceli şeyler ama yasanın tarifine belli noktalarda uyduğu düşünüldüğünde Amerika'daki kanun yapıcılar tarafından bu yasaya, Türkiye daha doğrusu bu yaptırımlara dahil edilebiliyor. Şimdi tekrar bunun üzerinde durmakta fayda görüyorum. Bu yaptırımlar biraz abartılıyor mu derseniz, kanaatimce biraz da abartılıyor. Neden? Çünkü bu yaptırımlar 12 madde. Bir başkan bunların içinden hafif 5 tane seçebilir, ağırlarına gidebilir ama bir başkanın Türkiye ile olan diyaloglarını germek ya da daha ciddi anlamda yaptırımlar uygulamak için katsaya ihtiyacı yok. Asıl anlatmak istediğim, hep üzerinde durduğum bu. Yani Rahip Brunson'ı örnek verelim. Rahip Brunson döneminde, hemen ondan sonra Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri döneminde uygulanan yaptırımlar katsa bünyesinde değildi. Ama yine istediği gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı isterse Kongre bir ülkeye hafif, orta düzeyli, üst düzey yaptırımlar uygulayabilir. Yani ben olayın dönüp dolaşıp katsayı kilitlenmesini ve sadece katsa üzerinden gündemin değerlendirilmesini çok doğru bulmuyorum. Bu ilişkilerin gelişimine göre uygulanır. Türkiye'ye çok zarar vermeyecek maddeler vardır. Biraz etkileyecek maddeler vardır ama her şey katsa değildir. Şimdi bir kere ben süreçte şunu görüyorum. Bütçe öyle ya da böyle geçecek. Amerika'da geçmeyen bir bütçe olmaz. Donald Trump'ın bütçeye tepkisi teknoloji şirketleri bazlı, yani Türkiye ile hiç alakası olmayan noktalardır. Katsa işi daha ayrı bir noktadır. Bunu bütçeden bir kere dahil değil ayrı tutmakta fayda var. Ama bu olayların oluşu, gelişi, onaylanması, başkanın uygulaması maksimum bir hafta, İki hafta, bir ay vesaire iki aydır. Burada bizi asıl etkileyecek olan şu. Avrupa'daki gündeme gelen ve bilhassa Türkiye karşıtı noktalarda Fransa'nın başını çektiği, Yunanistan'ın başını çektiği grup, Amerika'da Türkiye ile olan münakaşalarında vuku bulan meseleler, Rusya ilişkisini bir kenara koyarsak hemen hemen aynı. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'la olan diyaloğu ve Ermenistan la mücadelede, Ermenistan işgal ettiği topraklardaki takındığı tavır hem Amerika tarafından hem Fransa tarafından, Avrupa Birliği tarafından ciddi anlamda aynı noktada karşılanıyor. Türkiye'nin uygulamış olduğu Yunanistan'la olan diyalogları, aynı şekilde doğalgaz, Doğu Akdeniz'deki meseleler, Kıbrıs meselesi hem Amerika hem Fransa tarafından aynı paralelde karşılanıyor. Türkiye'nin Güneydoğu'daki terörle mücadelesi, Türkiye'nin sınırlarının güneyindeki terörle mücadelesi hem Amerika hem Fransa tarafından, AB tarafından aynı karşılanıyor. Şimdi iki tarafta da belirmiş olan bu hava eğer öyle böyle bir noktada birleşir ve birbirleriyle bir mutabakat sağlarlarsa, ki aynı şeyler Avrupa açısından da geliyor. Benim maalesef diyerek söyleyeyim, Mart ve Nisan ayı gibi bu iki tane önemli gücün Türkiye'ye yaptırımdan ziyade üzerinde gittikleri bu baskı sürecini arttırmaları muhtemeldir. Ama tekrar şunu da söylemek isterim. Yani sağdan sola, baştan aşağı arttırsalar bile bir yandan da Türkiye'nin ulusal menfaatleri, Türkiye'nin de milli duruşu vardır. Bundan da feragat etmek çok olası değildir. Şimdi Burak Bey, hepimiz biliyoruz ki Trump tabiri caizse topal ördek. Yani önümüzdeki Ocak ayında istemese de mecburen Biden ve Harris'e koltuğunu bırakacak. Biden döneminde bu yaptırımlar uygulanır mı? Nasıl uygulanır? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaptırım gelirse yaptırımın nasıl geldiğine bağlı. Sert mi geliyor, yumuşak mı geliyor, devamı var mı? Avrupa'dan gelecek yaptırım bununla ilişkilendirilmesi ne şekilde olur? Yani yaptırım böyle bir blok halinde yarın şu gelecek diyemezsiniz. Bu yaptırımın havası nedir, suyu nedir, gelişi gidişi nedir, buna bakmak lazım. Hangi 5 madde? Bu 5 maddenin üzerine şunu unutmayın, Amerikan Kongresi'nde vuku bulan katsadan münferit başka şeyler de var. Bunlar bunun üzerine binecek mi? Biden'ın o sırada Türkiye ile tavrı ne olacak? Avrupa Birliği ile yapılacak, bilhassa da NATO ve işte dünya liderler zirvelerindeki tavır ne olacak? Yani çok açık söyleyeyim, burada çok böyle atıp tutmak kolay. Şu olur bu olur demek kolay ama çok samimi söylüyorum. Türkiye'ye Mart Nisan gibi en geç bir baskı uygulanacağı ortada, belli yaptırımlar olacağı uygulanacağı ortada ama bunların şiddeti, Türkiye'nin bunlara vereceği reaksiyonu bugünden söylemeye kalkarsak çok açık söylüyorum
öngörülü hareket etmek değil, biraz afaki konuşmuş oluruz. Sayın Burak Kuntay, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, ne zaman ki Türkiye'ye yönelik bir yaptırım meselesi konuşuluyor, Türkiye'nin dışında Türkiye düşmanı bir grup ellerini oluşturuyor. Hepsi bir an önce Türkiye'ye bir yaptırım uygulansın da muhtemelen Erdoğan bir anlamda zarar görsün istiyorlar. Ne zaman ki Türkiye'ye yönelik bir yaptırım uygulamıyor, büyük bir hüsran içindeler. Ağlayacak, kafalarını duvarlara vurarak ağlayacak noktaya geliyorlar. İster yaptırım olsun ister olmasın, Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar pek çok yaptırımla karşılaştı. Ancak kararlılığından geri adım da atmadı. Bakınız, Kıbrıs'taki KKTC'nin bugüne gelmesine olan barış harekatı. Aylarca, yıllarca neredeyse yaptırımlara, ambargolara maruz kaldı. Gelin isterseniz bugüne kadar neler yaşandığını bu konuları yakından bilen emekli bir büyükelçiye Sayın Uluç Özülker'e soralım. Uluç Bey, Türkiye'ye bugüne kadar hangi yaptırımlar yapıldı, hangi yaptırımlar, ambargolar uygulandı acaba? İkinci Dünya Savaşı'ndan çıktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası genel anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ni sahiplenmişlerdir topyekun. Bu sahiplenme olayı Türkiye'nin Batı kuruluşlarının aynı zamanda bir parçası olmasını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin kurmuş olduğu Varşova Paktı ve bunun getirmiş olduğu güvensizlik ortamında Türkiye'yi hem arka çıkmak hem de aynı zamanda bu güvenliği bir kolektif noktaya taşıyabilmek amacıyla bu kuruluşlar hayat bulmuşlardır. Dolayısıyla Türkiye'ye herhangi bir şekilde bir ambargo bu manada konulması anlamsızdır, yapılmaması lazım. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri yönünden bakıldığında ambargolar maalesef o dönemde de Kıbrıs konusu itibariyle özellikle ortaya çıkmıştır. 1964 yılında orada soydaşlarımız Kıbrıs'ta katledilmeye başlandığında biz müdahale etme cihetine gittiğimizde Johnson, o zaman Johnson biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'dır, bir mektup göndermiştir ve Amerikan silahlarını bu amaçla kullanmanız mümkün değildir demiştir. İkinci husus 1975 yılı itibariyle yaşanır. 1974 yılında biz unutmayın Kıbrıs'a başarılı bir şekilde çıkarma yapıp orada sorunu bir noktada çözdük. Hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir ambargo uyguladı. Topyekun bir silah ambargosudur bu. 3 yıl sürdü. Sonraki itibariyle tekrar normale dönüldü vesaire. Ama biz netice itibariyle bu ambargoları da unutmadık. Dolayısıyla bu ambargolar var. Son zamanlarda ise Amerika Birleşik Devletleri gene bildiğiniz gibi F-35'ler vesaire bu konularla ilgili olarak yeniden bir ambargo peşine düşmüştür. Her halükarda bunları yaptırım adı altında, katsa yatırımları adı altında hayata geçirmekte. Dolayısıyla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde zaman zaman böyle aşırıya kaçan tutumlar içine girildiğini görmek olağan olasıdır. Ama müttefiklik ilişkisini de bütün bunlara rağmen Türkiye'nin jeostratejik önemini de dikkate alarak tabiatıyla devam ettirmekten de vazgeçilmemiştir. Avrupa Birliği yönünden Türkiye'ye aslında doğrudan doğruya da uygulanmış olan bir yaptırımdan son zamanlara kadar söz etmek mümkün değil. Neticede Avrupa Birliği Türkiye'nin hiçbir zaman gerçek anlamda yolunu açmamıştır ama yolunu açmaması tam üyelik müracaatı yönünden esas itibariyle düşünülmesi gerekir. Tam üyelik müracaatını yönünden düşündüğünüz anda da burada bir yandan Kopenhag kriterleri ki bunlar demokrasi, insan hakları, hukuk vesaire bunları kapsar. İkincisi de her elbette ekonomik açıdan da bir takım kaidelere uymak mecburiyeti getirir. Bunlara uyulmadığı ölçüde Avrupa Birliği Türkiye'nin önünü açmamıştır. Bunu bir ambargo şeklinde değerlendirmek bu manada doğru değildir. Ama netice itibariyle Türkiye'nin önünün kesildiği de bir noktada o da gerçektir. Burada meseleyi çift yönlü olarak Avrupa Birliği yönünden görmek lazım. Avrupa Birliği Türkiye'den normatif olarak kendine topyekun uyum sağlanmasını bekler. Ama Türkiye'nin de bu uyumu gerçek anlamda geçmişte de bugün de tam manasıyla sürekli olarak sağlayabilmiş olduğunu da ifade etmek herhalde kolay değildir.
Şimdi son Doğu Akdeniz'le başlayan ve Yunanistan'la birlikte gelişen ama arkasından şimdi Ege, Doğu Akdeniz, hatta son Azerbaycan dolayısıyla Türkiye'nin oradaki tutumu dolayısıyla ortaya konulan tepkiler, bütün bunlarla birlikte bakıldığında adeta Türkiye'ye ilk defa tarihinde ciddi biçimde yaptırım uygulanma noktasını tartışmaya götürebildikleri bir ortama girmiş bulunmaktadırlar Avrupa Birliği'nde. Yani buradan da ciddi bir şey çıkacağını düşünmem. Ekim ayında başlatmış oldukları bu göstermelik yaptırımları daha genişletmek, daha ileri taşımak gibi bir tutum içine girmeye çalışıyorlar. Hala da bunun görüşmeleri Brüksel'de devam ediyor. Buradan da bir şey çıkacağını ben şahsen tahmin etmem. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi Avrupa Birliği'nin esas itibariyle bizim vatandaşlık müracaatımıza paralel giden bir tutum olarak zaman zaman işleri tıkanıklık yaratmak sorunları da şeklinde ortaya çıkar. Ama ilk defa Ekim'de Doğu Akdeniz dolayısıyla Yunanistan'a topyekün arka çıktılar ve oradan hareketle de maalesef ilk adımlarını attılar yaptırım olarak. Bunlar göstermeliktir. Çok önemli değildir. Çünkü jeostratejik önemi bu kadar büyük olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği tarafından kaybedilmiş olması Avrasya boyutuna onu itmek demektir ki bu herhalde Batı dünyası içinde tam manasıyla bir felaket habercisidir. Bunu istemezler. O zaman ne olacak? Biat etmiş bir Türkiye yaratmak peşindeler. Ama Türkiye'nin de mevcut koşullarda geri adım atabilme şansı ve ihtimali yoktur. Çünkü hak ve hukuk konusunda yaklaştığımız zaman da mutlak şekilde haklı olduğunu görmek lazım. Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman işte yeniden görüşmeler yapılıyor. Yaptırımlar hususunda Türkiye'ye tehditlerde bulunuyor. Ama ben bunun da çok ileri götürülebileceği hususunda kuşkularım var. Çünkü Türkiye'yi kaybetmek onların da işine gelmez. Bunun da üstesine gelmek için değişik boyutlarda farklı politikalar izleyeceklerdir ve baskıyı artıracaklardır. Ama ciddi anlamda can yakıcı bir Avrupa Birliği yaptırımına yönelmiş olmasını beklemek herhalde çok farklı hassasiyettir, aşırı gider efendim. Türkiye ile de bu ülkeler arasındaki dış politika zaman zaman inişli çıkışlı bir tutum ve bir görünüm içine girmiştir. Bu da gayet doğal. Çünkü her iki tarafında hem iktidar değişimleri hem aynı zamanda çıkar farklılaşmaları nedeniyle birbirlerinden de uzaklaşma veya yakınlaşma içinde olmalarını beklemek doğaldır. Ama bu hiçbir şekilde bir kopma veya karşı tarafın ciddi şekilde bir yaptırıma yönelmek suretiyle cezalandırıcı bir politikaya, politika izlemesi şekline o yıllarda da dönüşmemiştir. 1990'larda Türkiye'nin unutmayalım koalisyonlar dönemidir. Ve bu arada en önemlisi de Irak savaşları Amerika Birleşik Devletleri'ne var. Dolayısıyla o dönemlerde de İncirli'ye falan da çok muhtaçtılar hatırlayacaksınız. O kadar ki 36. paralelin üstünde veya kuzeyinde yapılabilecek operasyonlarla ilgili olarak Türk uçakları ile birlikte de burada harekat düzenlenmiş olduğu dönemler de mevcuttur. Yani öyle ciddi manada bakıp da evet şurada da çok ciddi bir yaptırıma tekrardan da uğradık şeklinde bir düşünce geliştiremiyorum. Ama her elbekarda Avrupa Birliği yönünden baktığımda Avrupa Birliği ilişkilerimde böyle bir yaptırım kesinlikle yoktur, onu da söyleyebilirim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri farklı boyutlu Orta Doğu politikalarını ele alırken Türkiye ile ilişkilerini bunun paralelinde götürmek durumundaydı. CENTCOM mesela en basit şekliyle çuval geçirme hadisesi askerlerimize vesaire, Irak Savaşı sırasında Türkiye'nin tutumu bunlarla ilgili, ama bunlar da gene bir yaptırım haline dönüşmemiştir. Ama Türkiye'nin dış politikasına ve çıkarlarına aykırı olabilecek noktalara götürdüğünü de söylemek kesinlikle kolaylıkla mümkündür. Avrupa Birliği yönünden bunlar da yok. İlişkilerimiz gene orada kör topal devam eder. Hatta unutmayalım ki 1999 yılında Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik
müzakerelerine başlayabileceğine dair karar dahi çıkarılabilmiştir. Yalnız burada belki bir yaptırım olarak düşünmemek lazım, bir dış politika hatası olarak değerlendirmek lazım. 1997 yılında Avrupa Birliği Lüksemburg zirvesinde Türkiye'nin Avrupa'dan tırnak içinde atılması kararı almıştır. Avrupa Birliği ile ilişkiniz yoktur sizin, tam üyelik falan da olamaz denmiştir. Lüksemburg dönem başkanıydı o tarihte. Yaptıkları hatayı çok kısa sürede telafi etmek cihetine gittiler ve 1999 Helsinki zirvesi, evet, Türkiye tam üyelik hakkına sahip ve bu müzakereleri başlatabilecek konumdaki bir ülkenin kararına dönüştürüldü. Dolayısıyla o da bir yaptırım olarak değil, sadece de o günün koşulları altında doğrudan doğruya Türkiye aleyhinde bir adım olarak değerlendirilebilir. Ama yaptırım olarak doğrudan doğruya bahsetmek çok zor efendim. Sevgili seyirciler, ambargo meselesinde ya da yaptırım meselesinde Yunanistan çok bastırıyor. Bastırmasının ise tek bir nedeni var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar korumak istemesi. Biliyorsunuz düne kadar böyle bir mesele yoktu aslında. Ta ki Doğu Akdeniz'de karbon gazı bulunana kadar. Ne zaman ki bulundu, İsrail, Mısır, Yunanistan ortak bir anlaşma yapıp Türkiye'yi Akdeniz'e, ne bir anlamda Antalya'ya hapsetmeye çalıştı. Türkiye ise kurulan bu oyunu Libya anlaşmasıyla bozdu ve haklarından vazgeçmeyeceğinde Oruç Reis'le Fatih gemisiyle yaptığı çalışmalarda bizzat gösterdi. Türkiye, açık söyleyeyim, bu konuda haklı ve Yunanistan Doğu Akdeniz meselesinde haksız. Ancak haklılar ya da haksızlar algının nasıl olduğuyla belirleniyor. Şu anda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'yi Erdoğan üzerinden, Erdoğan'ın kişiliği üzerinden, yaptıkları üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. İşte Avrupa Birliği'nde şu anda Türkiye'ye yönelik yaptırımların bir numaralı nedeni de Mitsotakis'in bu başarısı. Tabii buradan da Türkiye cephesinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Macron üzerinden cevap veriyor. Ve bu hafta dediği gibi Macron'un Fransa'da siyasi kariyerinin bitmekte olduğunu belirtiyor. Anlayacağınız, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu haklarını arayış serüveni özellikle Yunanistan'da farklı, şöyle diyeyim, abilerini, Avrupa Birliği'ndeki kendisinden çok daha güçlü, ekonomik olarak güçlü abilerini masada Türkiye'ye karşı kışkırtmakla devam ediyor. Peki Türkiye bütün bu köşeye sıkıştırma çabalarına nasıl cevap verecek? Bugüne kadar nasıl cevap verdiyse öyle cevap verecek. Türkiye, yakın siyasetimize baktığınızda pek çok zaman ambargolara, yaptırımlara maruz kaldı. Ancak çok kritik dönemlerde hiçbir zaman geri adım atmadı. Bunun en güzel örneği Kıbrıs Barış Harekatı'dır. 1974 yılı sonrasında Türkiye çok fazla yaptırımı, ambargoya maruz kalacağını biliyordu, kaldı da. Ama bugün eğer KKTC diye bir devlet varsa Türkiye'nin o dönemdeki politikacılarının göğüs germesiyle var diyebiliriz. Sevgili seyirciler, Türkiye'de hepimizin bir numaralı gündemi ise bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs, COVID-19'a yönelik aşı. Farklı aşı çalışmaları yapıldı. Türkiye biliyoruz ki ağırlıklı olarak Çin aşısını alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neredeyse gazete dolaşıp aşıya karşı oluşturulan lobiye karşı mücadele veriyor. Aşının yapılması gerektiğini, neden Çin aşısı aldığımızı, önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceğini anlatıyor. Ancak yine de kafalar karışık. Sanatçısından bilim insanına, gazetecisinden memuruna, işçisine kadar herkes acaba aşı güvenilir mi değil mi, hangi aşıyı alalım, hangi aşıyı yaptırmalıyız, bu aşılar neden bu kadar farklı konusunda bir nevi uzman oldu. Nasıl olmasın, inanın ortada can olunca mecburen aşıyı da hepimiz korona öğreniyoruz. Peki kaç çeşit aşı var? Gelin isterseniz Jackson laboratuvarından Derya Unutmaz'a soralım. Derya Bey, herkes aşıyı konuşuyor ama kafalar hala net değil. Şimdi iki çeşit aşıdan bahsediliyor. Nedir bu aşıların farkı? Aslında en az 4-5 çeşit aşı formülleri var. Genel olarak tabii daha da fazla aslında. Yeni aşılar var. Yeni teknolojiyle üretilen, şu anda BioNTech ve Moderna şirketinin geliştirdiği mRNA dediğimiz bu bir virüsün bir parçasının programını diyelim, bir kodunu diyelim.
hücrelerimize gönderiyor ve aslında hücrelerimiz bu parçaları üretip bağışıklık sistemini gösteriyor ve bağışıklık sistemini eğitiyor. Birincisi bu. Şu anda çok iyi sonuçlar aldığımız. Diğeri bu virüsün bu parçasını bir kod yerine başka bir virüsün içine koyuyorsunuz. Örneğin zararsız adenovirüs dediğimiz, adenovektör dediğimiz bazı virüsler var. Bunların içine gönderiyorsunuz. Bu da bir kargo gibi bu parçayı, bu virüsün bu parçasını genelde bu virüsün yüzeyindeki anahtar kısmı oluyor. Tekrar yine vücuda gönderiyorsunuz ve bağışıklık sistemini bu şekilde eğitiyorsunuz. Hücrelerimiz yine bunu üretiyorlar. Diğer bir versiyonu bu parçanın kendisini üretmek. Yani bunu laboratuvarda bu parçayı yapıyorsunuz. Direkt olarak vücuda veriyorsunuz. Bu şekilde bağışıklık eğitiliyor. Bir diğer versiyonu da şu anda çok konuşulan Çin aşısında olduğu gibi virüsün tamamını büyütüp, öldürüp o ölü virüsü gönderiyorsunuz. Buna inaktif diyoruz. Aslında tabii virüsler canlı değiller. Ve orada da parçalardan bir tanesi yüzeydeki bu anahtar kısmı da olmuş oluyor. Bunlara karşı yine bağışıklık eğitilebiliyor. Bunun dışında birkaç değişik metotlar daha var ama genel olarak bu şekilde sıralayabiliriz. Derya Bey, bir aşının güvenilir olup olmamasını nasıl anlayacağız? Neye bağlı acaba bu? Şimdi tabii ilk aşı çalışmaları laboratuvar düzeyinde başlıyorlar. Sonra hayvan deneylerine geçiyor. Hayvanlarda tabii ki önemli bir toksik bir durum oluşmaması gerekiyor. Ondan sonra faz 1, faz 2 çalışması dediğimiz yani insan üzerinde bunlar daha çok küçük gruplar oluyorlar. 40 kişi olabilir, 100 kişi olabilir. Ciddi bir sorun var mı yok mu düzeyinde bakılıyor. Ondan sonra tabii esas faz 3 çalışması dediğimiz on binlerce kişi üzerinde denenmesi lazım. Çünkü siz 100 kişi üzerinde denersiniz hiçbir yan etkisi çıkmaz ama aşıların güvenliğinin çok daha yüksek düzeyde olması lazım. Çünkü 100 milyonlarca insana vereceksiniz ve sağlıklı kişilere vereceksiniz. O bakımdan 10.000'de 1 bir yan etki bile olması bu sakıncalı olur. Bir de değişik gruplarda denemeniz lazım. Örneğin değişik etnik gruplar olabilir, yaş grupları, yaşlarda farklı, gençlerde farklı, farklı hastalıkları olanlar olabilir. Bu bakımdan on binlerce kişi üzerinde yapılır ve burada da yine ciddi bir yan etki çıkmazsa aşıların her zaman kısa süreli hafif orta yan etkileri olur. Çünkü bir yerde siz bağışıklık sistemini eğitiyorsunuz. Orada bir mini savaş hali oluyor sanki virüs varmış gibi. Ondan dolayı ateş olabilir, halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı olabilir. Ama bunun uzun sürmemesi lazım ve uzun vadede bir sorun çıkmaması gerekiyor. Genel olarak bunu 3 parçaya bölebiliriz. Aşıların 3. fazdan geçtikten sonra hatta 4. fazı da vardır. Bu da çok uzun süreli yani birkaç yıl takip olur. Orada da yani çok çok nadir bir yan etki olur mu ciddi ona bakılır. Yani 100.000'de 1, 1 milyonda bir. Onu da ancak daha fazla insanlar aşılandıktan sonra oluşmaya başlar. Nasıl biz bir şey öğreniyoruz? Yıllar sonra hatırlayabiliyoruz ama bazen bazı şeyleri çok hızlı bir şekilde de unutabiliyoruz. Aynı bu şekilde bağışıklığın da bir hafızası var. Bu hafızanın uzun vadeli olabilmesi için bağışıklık sistemine şu mesaj gitmeli. Yani bu tehlikeli bir tehdittir. Bununla yıllar sonra bile karşılaşsan hazır olman lazım. Çünkü her şeye karşı her an hazır olamaz bağışıklık sisteminiz. Çok fazla virüsler, bakteriler var. Bu bakımdan örneğin aşılar 2 dozda yapılıyor. Bunun bir sebebi de bu hafızayı daha uzun tutmak. Yani aynı biz bir şey öğrenirken birkaç kere tekrarladığımız zaman nasıl daha uzun süre aklımızı tutabiliyorsak bağışıklık da bu şekilde aradan 2 hafta 3 hafta sonra bir daha tekrarladığınız zaman o zaman daha uzun olabiliyor. Veyahut da bazı aşılar bunlara hafifletilmiş canlı aşılar diyoruz. Tam olarak virüs ölmemiş durumda. O devamlı bir şekilde bağışıklık sistemini eğitiyor uzun bir süre. Onların bağışıklığı hayat boyu da olabiliyor. Tam olarak kurallarını öğrenmiş değiliz ama genel itibariyle o hafızayı uzun süre tutabilmek, baştan da çok iyi şekilde bağışıklığı eğitmek daha uzun süreli korumamızı sağlıyor.
Sevgili seyirciler, bir Beşine Bir Kan'ın daha sonuna geldik. Bir CNN Türk Kresi'nde önümüzdeki hafta yepyeni konularda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.